Merhabalar, hoş geldiniz. Büyük şehirlerde özellikle toplu ulaşım kullanıyorsanız bir hayli vakit harcıyorsunuz. En azından gidiş gelişiniz sabah akşam birer saatiniz toplu ulaşımda, metroda, metrobüste, tramvayda geçiyor. Ve gayet insanlar bilinçli olarak bir kısmı kitap okuyor. Kitap okuyamayanlar kulaklıklarında. Cep telefonlarından video izliyorlar. Haber izliyorlar veya benim gibi podcast izliyorlar. Ben çünkü podcastleri çok seviyorum. Yolda giderken de bilgilenmeyi tercih ediyorum. Bunun için insanlar değişik kulaklıklar kullanıyorlar. Büyük kocaman kulaklıklar var. Fakat onları yerleştirmek çantalara biraz zor geliyor. Bir kısım insan da o kulaklıkları kullanarak çevreden izole etmek istiyor kendini. Bu da gayet iyi bir şey. Bir ses yalıtım özelliği olması gerekiyor. Ben çok kulaklık eskittim bu yüzden. Sonuçta işte meşhur AirPods Pro denilen bir tane kulaklıkta karar kıldım. Hakikaten bu kulaklık gayet iyi. Çevreden sesleri acayip izole ediyor. Kulağınızda tam oturuyor. Kolay kolay düşmüyor çarpmadıkça. Ve ben bunu büyük bir zevkle kullanmaya başladım. Yani çevreden tamamen izole. Sanki evde bir müzik dinliyorsunuz ya da televizyon seyrediyorsunuz veya film izliyorsunuz havasını verebilecek nitelikte gayet güzel ses kalitesi, oldukça yüksek. Fakat daha sonra bunu yaklaşık 6 ay kadar kullandıktan sonra kulağımın içerisinde bir dolgunluk hissetmeye başladım ve sonuçta sol kulağımda bir işitme kaybı başladı ve ben tahmin ettim. Dedim ki herhalde kulağımda en sık akla gelen şey buşon denilen kulak kiri. Kir demeyelim aslında, bu son derece vücudun normal bir sıvısı, kulağın içerisindeki yabancı cisimleri dışarı atmak için salgılanan bir sıvı bu. Ve bu sıvı aslında siz hiçbir şey yapmasanız bile kulağınızın içindeki kirleri dışarı atıyor, kulak kepçesine atıyor. Ben de ondan şüphelendim. Hatta hafif kaşınmaya başladıktan sonra dedim ki artık bu iş tamam. Ve sonuçta bir kulak burun boğaz uzmanı arkadaşıma gittim ve arkadaşım bana gösterdi. Kulağımdan bütün istemememe karşın bol miktarda bir kir çıktı ve sonuçta tabii bu aletin bir dezavantajı da ortaya çıktı. Neden? Çünkü bu hiç dışarıdan hava almıyor. Dış kulak yolunuz tamamıyla hava bağlantısı kesiliyor. Hava bağlantısı kesince ne oluyor? O buşon denilen salgının, kulak kirinin pH'ı değişiyor. pH'ı değişince daha katı hale gelmeye başlıyor ve dışarı atılamıyor. Ve her seferinde siz günde 2 saat bunu taktığınız zaman ne oluyorsunuz? Belki daha fazla takıyorsunuz ve sonuçta o buşonu, kulak kirini içeri doğru itmeye başlıyorsunuz. İtince oraya yerleşiyor, katılaşıyor ve sonuçta orası dolu hale geliyor ve kulakta bir dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkıyor. Ve ancak temizlenince oh dünya varmış diyorsunuz. Bir de ikinci konulardan bir tanesi, normalde işitme cihazlarında arada bir boşluk var ve bu boşluktan hava almasını sağlıyor. Ama bunlar kulağa tam otursun, çevredeki gürültüyü azaltsın diye o yüzden bunu kullandığınız takdirde bir saat içerisinde bir saatten fazla kullanmamanızı öneriyorlar. Ve gliserinli damla kullanıp kulak kirinizin yumuşamasını istiyorlar ve kulak çubuklarının kullanılmamasını istiyorlar. Ben hatta o kulağımda kir var diye kulak çubuğunu pek kullanmamama karşın onu kullandım. O da işi daha kötü hale getirdi. Ve aynı zamanda bu kulak kirinin orada birikmesiyle beraber orası da çok uygun bir ortam olduğundan dolayı kulak mantarına neden olabiliyor. Dolayısıyla insanlar dışarıdan büyük kulaklıkları da çok önermiyorlar. Genellikle kulak kepçesine takılan ve bir miktar hava almayı sağlayacak nitelikte kulaklık kullanımının daha uygun olduğunu söylüyorlar. Bir de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle metrobüste, metroda bazı genç arkadaşlar çok yüksek sesle müzik dinliyorlar. Siz onun yanından onun dinlediği şeyi siz de işitiyorsunuz. Bununla ilgili yapılmış bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalarda da özellikle bu sesin giderek artmasıyla beraber yavaş yavaş bir işitme kaybının ortaya çıktığı, bu da böyle bir gerçek. Dolayısıyla bu kulaklık kullanımı konusunda özellikle kulak burun boğazcılara birden fazlasına sordum. Hiç kulaklık kullanmadıklarını söylediler ve kulaklık kullanılmasının da aslında çok uygun olmadığını ifade ettiler. Ve benim baktığım yabancı kaynaklarda da aslında kulaklığın yani günde 2 saati geçmeyecek şekilde ve her 60 dakikada bir kulağınızı açığa çıkartarak hava almasını sağlayarak ancak yapılabileceğini ve bunun üzerindeki uzun süreli kullanımının da sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. Tek yapabileceğiniz şey eğer çok uzun kullanıyorsanız arada bir dinlendirmek ve dediğim gibi gliserin damlayı kullanıp o kulak sıvısının daha yumuşak hale gelmesini sağlamak. Bir de
kulak temizleme pamuklarını ve çubuklarını genellikle kimse önermiyor. O kulak temizleme çubukları aslında kulağınızın içini sokup temizlemeniz için değil, kulağın dış kulağınızın kıvrımlarını temizlemek amacıyla. Çünkü buşon kendiliğinden atılıyor. Ve yapılan çalışmalarda göstermiş ki, hani yeni jenerasyon yüksek volümle müzik dinliyor ya, bu yüksek volümlü müzik dinleyen, özellikle müzik yapan, sahnede çalan rock gruplarının yaklaşık %22'sinde ciddi işitme kaybı bulunmuş. Çünkü buna akustik travma deniyor. Ne kadar yüksek sesle müzik dinlerseniz zaman içerisinde işitme kaybınız artıyor. Yaşla da beraber işitme kaybı olabiliyor. Onun için ben de bu kulaklığı çok sevmeme rağmen ben de bunu ancak günlük kısıtlı bir şekilde kullanmaya karar verdim. Günlük 2 saati geçmeyecek tarzda kullanıyorum ve gliserin damlayla da kendimi korumaya çalışıyorum. Bu da işte kıssadan hisse. Demek ki bu kulaklığın yani fiyatı kadar negatif bir yönü var. O da ne? Kulak sağlığı için aslında çok yararlı değil. Kulak kirlisinin içeride tıkalı kalmasına ve yapışmasına ve kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybına neden olması. Evet, değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.